Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet, kelleyi gördünüz. Arkadaşlarım burnunu bilinçli aldırıyorum. Burnunda et yoktur. Böcek vesaire kurt olması ihtimaline karşı burnunu kestirmenizde fayda var. Böyle çok fazla teferruata inmeden hemen burnunu kestirip attırın. Olay bitsin. Ve arkadaşlarım şurada bir yuva var. Buradaki yuvayı da kıl kalabiliyor böyle deri. Onu da söküp atacağız. Ay bitti. Yanağının etine girmeden burnundan kestireceksiniz bu şekil. İşlem bitecek. Ve kulak delikleri. Şurada kulaklarının deliği var. Bunların içinde de kurt vesaire olabiliyor. Bunu da güzel temizlemeniz lazım. Bakın zaten kir vesaire de var. Ve bunu bir güzel yıkayacağız sonra. Önce bir modifikasyon. İşlem tamam arkadaşlarım. Bunu bir güzel tandır fırınımızda yapacağız. İki tane kadar kelle var. İki kelleyi aynen bu şekil yapılmış. Çene kemiği kırılmış ve ortadan da bölünmüş. Daha iyi pişsin, daha iyi ayrılsın diye yapıyoruz bunu. Bu şekil koyacağım. Güzel güzel pişecek inşallah. Beyinli vesairesinde piştikten sonra kırarak ayıracağız. Böyle tak diye vuracağız, gidecek. Evet arkadaşlarım, hiçbir yere ayrılmayın. Tam gaz devam ediyor pişim aşamaları. Hadi bakalım. Evet saygıdeğer dostlarım. Geldik kellelerimizi tandıra yerleştirmeye. İki tane kellem var alt üstü. Şöyle güzelce arkaya doğru ittiriyorum. Bu birincisi ve bu da ikincisi. Evet. Evet saygıdeğer dostlarım. Yaklaşık 3-4 saat falan, belki daha da fazla sürecek pişimi. Her saat başı gelip kontrol edeceğim. Ya aksilik olmasın, yanma vesaire olmasın. Suyu biterse suyunu ekleyelim diye. Ve bu şekil kontrollü bir şekilde pişimini sağlayacağız. Evet dostlarım, bizden bir yere ayrılmayın. Pişim aşamaları tam gaz devam ediyor. Hadi bakalım. Tam 40 dakika falan geçti. Şu anda kellelerimizin hali, gözler hafiften böyle bir grileşmiş. Yani pişmeye çalışıyor kendince. Sıcaklıkla 100 derecede tutuyorum sıcaklığı. Ve arada bir de gelip bakıyorum. Derece falan saplamadım. Fırının içinin derecesi bize kafi yetiyor. Kömür falan da koymadım. Bütün her şey tam gaz devam. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra tekrardan geleceğim ve gözlemleyeceğim. Ona göre devam edeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar, bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi kellelerimizin son durumu, yanakları vesairesi bayağı güzel pişiyor. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız oluyor. Gördüğünüz gibi tam bir tandır. Yukarıdan da diğer malzemelerimizin yağları akıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın suyumuz birazcık eksildi. Hemen buraya bir su takviyesi yapacağız. Çünkü o biterse yangın çıkma ihtimali olabilir. Arkadaşlar video devam ediyor. Pişim aşamaları devam ediyor. En son finalde görüşürüz arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi bakalım. Tam 2,5 saat geçti. 2,5 saatin sonundaki işlem. Şöyle ufaktan bir dereceyle bir bakalım. Yanaktan içe doğru bir saplayalım. 72,5 derecelerde falan gösteriyor. Buraya bakalım. Bu da 80-81 derecelerde. Yanak etlerine hiç bakmaya bile gerek yok zaten. Gene bak, burası da 75'lerde. Arkadaşlar bunu artık sarma ve dolama zamanı geldi. Şimdi ben bunu bir güzel bir folyolayayım. Yani yağlı kağıt ve folyoya sarayım. Ondan sonra tekrardan buraya koyacağız. Ve aynı bir bu kadar daha bekleyecek. İçine de tabii birazcık da su koyacağız. Yarım çay bardağı ya da işte biraz daha az gibi. Ondan sonra gene devam edeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar. Kellelerimizi güzelce folyoya sardık. Önce yağlı kağıt, ondan sonra folyo arkadaşlar. Direkt folyoya sarmak yok. Artık 2,5 saat daha. İçine de tabii ki yarım çay bardağına yakın ya da biraz daha fazla su döktüm. O su kendi içerisinde buhar olacak. Ondan sonra güzelce lime lime yumuşatacak. Hadi bakalım arkadaşlarım. Hiçbir yere ayrılmayın. Bakın bu hemen ısınmış bile. Hiçbir yerinden kesinlikle hava vesaire almayacak. Tam 2,5 saat boyunca burada böyle olduğu şekilde duracak. Ve işlem bitecek. Hadi tam gaz devam. Evet saygıdeğer dostlar. Kellelerimizin artık açılma zamanı geldi. Yaklaşık bakayım kaç saat oldu? 6 saattir pişiyor. Yani 2,5 saati normal pişti. Geri kalan saatlerini bunun içinde geçirdi. Şöyle bir açalım.
Çok beter olmuş. Şöyle hemen yanımıza bir tane tabak alalım da içine koyalım. Gördüğünüz gibi kellenin sonu. Kelle kelle gel beni yeme. Değil mi? Hop. Şöyle bir güzel etlerini ayırıyoruz. Kelle tandır dediğim böyle olacak. Hemen kenara. Çevir öteki tarafını. Hop çıktı her tarafından. Hop at öbür tarafa. Şöyle kıyısını köşesini. Şöyle içinin et olduğu yanakların derisinin olduğu kısmı sallayalım. Şöyle etler bu tarafa. İçinden dilini çıkartıyoruz. Şöyle şu yanak kısmını alıyoruz. Dili de alabildiğimiz yerine kadar. Kemikleri çıkartak. Evet. Şöyle yüzeceğiz. Zaten lokum gibi olmuş. Gördüğünüz gibi hemen lak diye de çıkıyor. Aha, da böyle işte. Hoppa. Tertemiz değil. Hayt. Çok sıcak. Çok. 5 saat, 6 saat. Ben pişsem ben de böyle olurum arkadaş. Kellenin kabahati yok. Evet. Arkadaşlar olay böyle. Şimdi şuralarını da şöyle çıkartalım. Yanaklarını vesairesini. Şuradaki etlerini, kemiklerini. Şöyle çıkartalım. Boyun etini. Şuradaki yanakları boşaltak. Güzelce temizliyoruz. Şu gözünü de şuradan bir çıkartalım. Gözünün yağını da alacağız. Şimdi şöyle bir şunu kenara alalım. Şunu da tahtaya bir alalım. Bak şimdi. Şu bıçakla görüyor musun? Nasıl lime lime olmuş. Bir tane vurdum zaten yapıştı gitti. Hop. Şuradan şunu çıkarttığımızda şuradaki etleri de alalım. Bunlar da çok güzel. Burada gördüğünüz bak beyincik. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyorum. Sıcaklığı beni zorluyor. Yoksa şimdi 50 kere oradaydım. Şöyle kıyısında köşesinde olan etlerini de alalım. Et bırakmamaya çalışıyorum ki ziyan olmasın. Şöyle şurayı da açalım. Gözlerini içine alacağız şimdi. Öyle kalmayacak. Onları yemeyeceğiz tabii ki de içine. Şimdi beynini bütüncene almaya çalışıyorum. O yüzden de biraz zorlanıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yani ellerim yapış yapış oldu. Benden size bir tavsiye daha, fırında yapamazsanız eğer diye söylüyorum. Şöyle bir hani tenekede tavuk yapardık. Daha doğrusu yaptınız mı bilmiyorum da ben yaptım. Tenekede tavuk yapılır. O tenekede tavuğun içine bunu gömün. Azar azar yakın ateşi. Fazla fazla değil. Yavaş yavaş yakarak ilerletin. Yine çıkartacağım inşallah. Hadi lan. İşte böyle. Hoppa. Al sana beyin. Şuradaki kalan parçalarında kemik olmadığı sürece içine sallayabiliriz. Gördüğünüz gibi kelleyi tertemiz ettik. Şu dil kısmının kenarlarını da alalım. Birazcık daha soğumuş. Şöyle kıkırdağı dursun. Kemiklerini çıkartalım. Çünkü öyle bir olmuş ki kemiği
Yani hakikaten kemiği fark etmezsek lök diye götürürüz yani o derece. Şu gırtlak kısmını çıkartalım. Burada birkaç kemik daha var. Evet. Küçük kemikler de çıktı. Dil kemikleri. Şu şimdi gözün içindeki şeyi alacağız. Ferini ve yağı kalacak. Şöyle çıkartıyoruz bunları da. Gözün sadece yağı kalacak arkadaşlar. Gözün kendisini atıyoruz. Bakın şu iç kısımdaki gözün kendisini sallıyoruz. Hop sadece yağı kalıyor. Bütün retina, metina, bütün arkadaki her şeyi gidecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olay bu kadar basit. Harika. Dile bak ya. Dillendik. Beyin 10 numara. Sevgili dostlar, bu şaheseri, bu tandırı beğendiyseniz lütfen bir beğen butonuna ve halen daha abone değilseniz arkadaşlarım lütfen abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.